Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün, evet bugün sizlerle beraber harika videolara bakacağız. Gerçekçi insan elinin parçalama makinesinde kesildiğini ve eğer gerçek bir insanın elinin oraya girerse gerçekten ne olacağını göreceğiz. Harika videolar var karşımızda şu anda. Hepsini de siz yolladınız. Adamsınız lan. Adamsınız lan. Adam. Kralsınız oğlum. Hepiniz adamsınız lan. Adamsınız lan. Hepiniz var ya. Teker teker. Evet. Durun, eski halime döneyim. Tamam. Biraz abarttık bu olayı ama olsun bakalım. Neyse. Şimdi arkadaşlar, bir kere kendi rekorumuzu kırdık. İkinci kez kendi rekorumuzu kırdık. Şimdi üçüncü ve son kez 24 saatte 17.500 like rekorunu kırabilecek miyiz? 24 saat içinde eğer bu video 17.500 like alırsa yeni rekorumuzu kırmış olacağız. Hadi görelim lan. Hadi göreyim sizi arkadaşlar. Abone olmadıysanız da abone olun. Lütfen, lütfen abone olun. Hadi şimdi de videoya geçelim. Evet, şimdi videoya geçtiğimize göre arkadaşlar hepsini izleyelim. Bakın burada şimdi Mini Cooper ezecek. En başta Mini Cooper'ımız var. Bu arada pardon, lense bakacağım ha. Objektife baktım. İkisi de aynı şey. Özür dilerim, karıştırdım. View screen miydi? Neydi onun adı? Bu arada arabamızı ezdi ve içinde pillerini de unuttu sanırsam. Bu adamlar radyasyondan dolayı çok erken ölecekler büyük bir ihtimal. Çünkü her tarafları radyasyon dolu. Bak, içinde pille yapmış. Enteresan kişilik ve enteresan insanlar. Burada da Cat var. İş arabası. Bizim milli gururumuz. Bizim bütün Türklerin izlemeyi en çok sevdiği şey. Hidrolik pres videoları izliyoruz, parçalama makinesi videoları izliyoruz ama bundan daha çok izlememiz gereken şey mahalledeki ev yıkımları falan, onları. O milli bir şekilde izleniyor. Güzel, güzel. Aa, yapma be, yazık değil mi, ayıyı öldüreceksin. Ama bunu nasıl ezebilirsin ki yani? Bildiğin pamuk bu, pamuğu ezebilir misin? Çok merak ettim, şu anda yemin ederim çok merak ettim. Ha, dedim bir şey olmadı, sadece biraz şaftı kaydı ama çok da bir şey olmamış. Başka? Hayır, ne yapacak lan? Götüne torpil soktu. Götüne torpil soktu aynen ya. Manyak, gerizekalı, sadist. Ay, bitti herhalde. Abi şimdi bir şey yapıyorlar, değişik bir şeyle bir şey kesiyor. Su mu? Bu nasıl su? Abi bildiğin milyarlık makineyi ortadan ikiye kesiyor. Bir dakika. Değeri milyar olan makineyi ortadan ikiye kesti, vicdansız. Her şey üstündeyken, lensi falan her şey üstündeyken kesti. Abi bu nasıl bir cihaz? Al. Kamerayı şey yapıyor. Ay ay. Bu Ruslar var ya, harbi çok çılgın insanlar. Bu Ruslar harbi, oha, lens koptu bildiğin yani. Lens kendi şeyini, bilmem nesini ilan etti derler ya, onu yaptı lens. Enteresan insanlar, enteresan videolar. Bu da diğer yarısı mı? Ben deniz kabuğunu merak ettim. İşte deniz kabuğuna geldi sıra. Bence çok güzel bir deniz kabuğuymuş. Hani yazık etmiş gerçekten. Yaptığı terbiyesizlik bunun yani. Deniz kabuğuna yapmasaydın bari bunu. Hani anladım, paran vardır yaparsın şeye, kameraya, ama deniz kabuğu abi, şu güzelliğe bakar mısın? Bunu yapmak, buna yapmak haram bunu yani bence. Günah. Büyük bir günah. Ve çok sıkıcı bir şekilde parçalandı. Batman mi o? Batman logosu koymuş presine. Şimdi anahtarı presleyecek. Anahtar preslemek nasıl bir şey? Mümkün müdür diyecektim. Bakın şimdi içine kola dökerek bir karışım yapıyor. Neyden yaptığını anlamadım. Ve bunu hidrolik presle ezecekmiş. Ve olan şeye inanamayacaksınız diye de açıklama eklemiş. Merak etmedim değil şu anda. Bayağı bir merak ettim hatta. Patlamıyor mu? Ne oluyor lan? Ha. Normal bir şekilde katı bir şeyin
dar bir alanda sıkışması sonucu patladı yani. İnanılmayacak bir şey değilmiş ki bu. Rezil herif. Şimdi mutfak araç gereçlerini böyle presliyorlar. Basit şeyler. Sesi çok yüksek bu arada videonun. Niye böyle yapmış? Oo, şey yaptı. Star Trek kaşığı. Bundan ne yiyebilirsin? Ne yenir? Dondurma yenir bundan herhalde. Bir tek dondurma yiyebilirsin. O da belki. Abi dümdüz yapmış kaşığı ama. Harbiden yani dümdüz yapmış. Şaftı kaymış kaşığın yani. Kaşıktan kaşıklık kalmamış. Bu arada saçım ıslak biliyorum. YGS'ye girdim çıktım. Dün bana şans dileyen herkesin gözlerinden öpüyorum. Allah'ınızı sevimsin. İyi ki varsınız. Bunu da dümdüz yaptı bu arada. Ama bundan hala kullanılır. Hatta daha cool oldu bence normal çataldan. Çok daha cool oldu. Bu arada YGS'den çıktım. Ve bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı. Eve gelene kadar şaftım kaydı. Her yerim ıslandı. Direkt kırılacak. Düşündüğümden daha geç kırıldı. Patlamasını ben bunun olmasını anında olacağını diye düşündüm. Bu kadar herhalde bu da. Ha daha varmış. Hadi lan tencereyi mi ezecek? Adam şimdi tencereyi ezecek bir saniye. Tencereyi presleyecek. Dümdüz olacak mı? Abi ne oluyor öyle? Bütün rengi yok oldu lan. Abi ne oldu öyle? Gözüm şu anda yemin ederim gitti. Heh. Ne oldu böyle? Ya bunlar sıkıcı şeyler ya. Porselen falanmış. Direkt kırılacak tabi. Takırt. Sırayla. Ha sırayla kırılıyor. Evet bak sırayla kırılıyor. Takırt. 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 Sıkıcı. Bakın gerçekçi bir el var diyor. Kendi eli kadar gerçekçiymiş. Realistic hand. Gerçek el değil. Gerçeğe birebir yakın el. 3D printerle yapmışlar sanırım. Evet 3 boyutlu yazıcıdan yapmışlar. Abi gidiyor şu anda. Yine gözüm gitti benim. Bakın gerçekçi bir el. Bütün kemikleri kırıldı. Parmakları falan içine girdi. Ve yazdığına göre bu gerçek elden daha sağlammış. Abicim elinizi uzak tutun bundan. Yok be bütün kemiklere bak. Bu gerçek bir insan eli olsa bunu böyle izleyemezdik bile. Abi ciddi misin? Ben başka bir videomda demiştim ki hani elimiz buraya girse ne olur çok merak ediyorum diye. Mail olarak atmıştınız bana sağ olun. Keşke merak etmeseydim. Şu anda merak ettiğim için pişman olmadım değil gerçekten ama. Bu ne be abi bu ne be usta yani. Değişik. Bu arada arkadaşlar size dediğim kanalı buldum. Bakın şimdi kanaldan sadece bir fotoğraf göstereceğim size bakın. Abi kanal bu. Videosunu izlersem double telif yiyeceğim. İki tane telif yiyeceğim. O yüzden izlemek istemiyorum. Bunu çünkü daha önceden şey yaptım. Nasıl desem ay pardon. Bunu daha önceden tecrübe ettim. Anında telifi birebir adam çakıyor. Kanalınızda videoyu gördüğü gibi. Ve telif olarak değil ihtar olarak çakıyor bunu. Hani videodan para kazanmamak falan önemli değil. Bildiğin diyor ki bu kanala ben ihtar atıyorum diyor. Ve YouTube'da 3 ihtar alırsanız da kanalınız kapanıyor. Bu adamın videosunu o yüzden izletemeyeceğim. Ama Toy Freaks yazın abi YouTube'a. Yemin ederim aklınız duracak bu adamların videosunu izlerken. Lan öyle şeyler yapıyorlar ki adam emzik takıyor. Gidiyor muzu çikolata şelalesine bandırıyor. Sonra muzu kabuğuyla yiyor. Kızıyla diğer kızı yumurta çikolatalı yumurta için kavga ediyor. Biri bağırıyor. Biri çıldırıyor abi çok enteresan bir kanal yemin ederim çok garip ve bu adamların aylık geliri bakın size minimum diyorum 1.5 milyon Türk lirası minimum en kötü derecelerde bu adamın aylık geliri 1.5 milyon TL sadece YouTube'dan abi inanamıyorum hani. Ciddi ciddi içinden geçiyor dışından çıkıyor herif paranın. Hani tartışılır aylık 1.5 milyon lira için bunları yapar mıydım yapmaz mıydım ama yemin ederim insanların psikolojisini çocukların psikolojisini bozuyor adam. Abi girip bir izleyin cidden yaşınız önemli değil çocuklarınızdan uzak tutun. Yapabiliyorsa ben yapılıyor mu bilmiyorum bu kanalı engelleyin. Sizin ana sayfanızdan falan çıkmasın cidden hani kafayı yediriyorlar insana.
Bir de şey açalım. Dünyanın en rahatlatıcı videoları. Ben şu anda rahatlamadım. Birkaç tanesine bakalım rahatlayacağız mı gerçekten. Benim önceki videomda da ben çok rahatlamamıştım. Ay reklam. Şey videosuydu. Yine rahatlama videosuydu. Yine rahatlamamıştım fazla. Aa, lazerle patlatıyor. Bu videoyu ben çocukken izlemiştim ya. Benim bu lazerlere bayağı bir şeyim vardı. Neyse, bu hiç beğenmedim. Oy foy. Yapacak var ya. Hiç fikrim kalmadı video konusunda. Siz bana mail atmasanız bu videoları fikrim kalmadı. Hani bu ayı nasıl dolduracağım? Mart ayını nasıl dolduracağım diye bir fikrim yok. Hani Nisan için programım ve birçok videom hazır zaten. Nisan ayında da ne yapacağımı biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz aslında, sürpriz olacak. Bu ayı nasıl dolduracağım bilmiyorum ya. Video fikirleriniz falan varsa yazmayı unutmayın. Bu arada video bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Henüz izlemediyseniz tam şurada çıkan hayvanların dünyayı gerçekten nasıl gördüğü videosunu izlemeyi unutmayın. Hadi onu geçtim, gitsin o. Şimdi çıkan video. YouTuberların gerçek arabaları. Onu da izlemeyi unutmayın. Altında da kanalım var. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.